Merhaba dostlarım ben Serdar ve başka bir sahne Andreas gizemlerine daha hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde sizlere hemen haritada göstereyim ilk önce nerede olduğumuzu. E, Los Santos'un kuzeydoğusundayız North Rock adı verilen North Rock adı verilen bir yerdeyiz. Şurada bir tren yolu var. E, Tünelin çıkışının hemen kuzeydoğusundayız. E, Leatherface gizeminden de hatırlayacağınız kadarıyla e, Panopticon bölgesinde, içinde, e, daha doğrusu e, yerlerde kan olan bazı kulübeler vardı. Ee, şu tarafta cidden bildiğiniz yerlerde kanlar falan vardı. Ee, aynı kulübelerden North Rock adı verilen yerler var ama bu kulübe haritada işaretlememiş. Bakın bu kulübeler falan hep işaretlenmiş, hep burada beyaz beyaz şekillerde işaretlenmiş. Ama bu kulübe işaretlememiş. Bu kulübün bir olay olabilir diye düşündüm. Belki e, Leatherface'i burada da spawnlan e, spawn düşünüyorlardı. Spawn olması planlanmıştı ama. Belki de Leatherface'in burada spawn olması planlanmıştı ama belki daha sonra kaldırıldı. Ama e, burası haritada işaretlenmemiş. Bilmiyorum neden böyle e, olmuş. Ama haritada işaretlenmiş değil. Ben de buraya geldim. Buranın gizemini e, çözmek istiyorum. En azından birazcık ipucu bulmak istiyorum. Gördüğünüz gibi yerlerde hep kan lekeleri var. Umarım. Rahat bir şekilde görüyorsunuzdur. Hep bir yerlerde kan lekeleri falan var. Bize daha karanlık geliyor sanırım o ama. Olsun. Şöyle bir kulübe. Gördüğünüz gibi şurada ayrı bir yer daha var. Bu kulübe buraya neden yapılmamış hiçbir fikrim yok. Belki e, çok eskiden kalmıştır. Bilmiyorum. Yani diğer taraftaki kulübeler ağaç kesiminde falan kullanılıyordu ama e, buradaki kulübelerin hiçbir şeyle alakası yok. Çevrede kesilmiş ağaçlar falan da yok zaten. Şöyle çevreyi bir donalım. Hiçbir şey yok çevrede. Bu arada CJ'in e, yeni e, şeyi bu. Yeni görünüşü bu. Tam bir gizem avcısı oldu. Arabamız da orada. E, ee, arabamızın adını da gizem avcısı koyacağız. Veya e, arabamızın adını ne olsun? Lütfen Facebook grubumuza belirtin siz bunu. Ee, Facebook grubunun linki de açıklamalarda. Facebook sayfamıza ya Facebook Facebook sayfasına veya Facebook grubuna e, oradan ba bana oralardan ulaşabilirsiniz. E, arabamızın ismi ne olsun yazın oralarda ama böyle şey olsun. İşte gizem avcısı gibi bir şey olsun uygun bir şey olsa. Neyse konudan sapmayalım. Leatherface veya Pigsy veya herhangi başka bir katil. Bu yerlerde kan var. Burada bir katliam olmuş. Burada bildiğiniz katliam olmuş. Birileri gelmiş burada başka birilerini doğramış. Veya en azından bir kişiyi veya iki kişi öldürmüş. Sonra cesedi üzerinde iyice bir oynamış. Artık her kim yaptıysa burada çok... E Korkunç bir şey gerçekleşmiş. Yerlerde hep kan izleri falan var gördüğünüz kadarıyla. Burası haritada görünmüyor. Ve de e, çevrede başka hiçbir şey yok. E, şuradaki toprak yol var. Bakın. Toprak yol geliyor. Buradan geri dönüyor. Yani buranın olması planlanmış. Ama hiçbir şekilde kullanılmamış oyun içinde. Ve e, oyunda olmayan görevlerde burayla ilgili de bir şey görmüyoruz. Hadi panoptik oyun yarış sırasında falan kullanıldı. E, burada hiçbir şey görmüyoruz. Bu da bizim arabamız işte fazla şey yapmak istemedim fazla e, modlamak istemedim arabayı Modlamak derken e, modifiye etmek Tepesinde hiçbir şey yok gayet standart bir yer Ve şimdi bekleyeceğiz bir gece bekleyeceğiz burada bakalım bir şey çıkacak mı Ha bu gece bir şey çıkmaması böyle burada bir şeyin olmayacağı anlamına gelmiyor Buranın bir önemi olmalarının anlamına gelmiyor Çünkü e, daha önceki videolardan da bildiğimiz kadarıyla bu tarz şeyler e, Bu tarz şeylerin belirli bir düzeni olmuyor rastgele oluyor En azından o rastgelelik de belirli şartlar sağlandığında oluyor ama e, Yine de e, Bizim Kullanacağımız bir düzen yok burada bizim takip edebileceğimiz bir düzen yok bu olayda O tarafta güneş mi o güneşin ışınları mı yok normal Şehrin üzerindeki duman tabakası. Veya kirli hava artık. Nasıl şey yaparsanız. Aa gene CJ koca ayak gibi yürüyor. Bu mekaniğin oyunda olması da bu CJ'in koca ayak gibi yürümesi de bence ee, koca ayak gizemine gizemli gizemini destekleyecek yönde bir ipucu. Yani böyle bir animasyonun oyun içinde var olması ee, koca ayağın varlığının Varlığı iddialarını destekliyor anladınız siz. Ben burası benim çok ilgimi çekiyor. Etrafta neredeyse hiçbir şey yok hani araştıracak bir şey de yok gördüğünüz kadar hep ağaç kaya falan şurada birazcık şuradaki kayaların sayısı birazcık fazla belki dedim e, acaba kayaların üzerinde ilgi ilgili çekiller mi var belki bir ipucu falan mı var diye düşündüm e, ama sonra e, ee, ben baktım biraz ama bir şey göremedim. Şurada tren şeyi var. Ee, tren rayları falan var. Hani çok ilginç bir yer bence. Neden böyle bir şey kurulsun buraya? East track olarak falan kurulmuş olabilir. Benim teorim o yönde. Kapılar falan hep kırılmış halde, açık halde. Çevrede ne araba görüyorsunuz ne bir şey görüyorsunuz. Benim arabada dispawn olmuş. Ben buradan nasıl gideceğim artık. Neyse. Ee, çok ilginç geliyor burası bana. O yüzden ben sürekli buraya geliyorum. Genelde bir şey bulamıyorum ama. Bir videoda sizinle birlikte geleyim dedim. Bir videoda da siz görün istedim burayı. Hoş daha önceki videolarda gösterdim ama. Bu videodaki kadar. E, ayrıntılı bir şekilde göstermedim herhalde. Bu kadar uzun kalmadım. Diğer kulübelerden pek bir farkı yok. En azından ben bir şey göremedim. Siz gördüyseniz Lütfen yorumlarda belirtin. Dediğim gibi benim göremediğim, benim farkına varamadığım ayrıntılar olursa lütfen siz onları yorumlarda zamanlarıyla birlikte belirtin. Bana çok yardımcı olursunuz bu şekilde. Şu e, yeşil bir şeyler vardı. Ot, çimen bu herhalde. Onu yapmaya çalışmışlar ama sonra dışına toprak koymuşlar. Saçma sapan bir şey ortaya çıkmış. Şunlar da herhalde tahtaları yere çakmışlar falan öyle bir e, ayrıntı koymuşlar. Kan izlerinden bile bir şekil çıkarmaya çalışıyorum ama çok belirsizler. Hani şu anda aklıma bir şey gelse bile de e, kullanabileceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok belirsizler. Kahve falı gibi bir şey olur yani. korktum. Cidden korktum. Aslında ki şuradaki küçük evlere gayet yakın bir yer ama. Birazcık da izole kalıyor neden? Böyle bir yerde böyle bir şey olsun. Şey düşünmüştüm ilk önce haritadan baktığımda belki Tren istasyonu gibi bir şey falandır diye düşünmüştüm ama e, hem biraz mesafe var hem de daha yüksekte bu. Hani zaten o tren rayları büyük bir ihtimalle bunun yapıldığı zamanda yapılmamıştır. Şuna baksanıza. Bayağı bildiğiniz derme çatma bir şey bu. Üzerime düşme. Fotoğrafları çekip hep thumbnail'ı kullanıyorum işte. Bakın böyle ba bakınca şey gibi görünüyor. Kum fıktansız gibi görünüyor. Çok alakasız konulardan konuşuyorum. Çünkü gerçekten söyleyecek bir şey yok. Hani hiçbir şey bulamadım internette. Burayı öyle derinlemesini araştıran bir eleman da bulamadım videolarını izleyecek. Zaten şu aralar hiçbir kaynak bulamıyorum kendime internet üzerinde. Kaynak bulamayıp kaynak... E Olacak bir konuma geldim arkadaşlar. Bunun için de size baştan teşekkür ediyorum ama e, yakın bir zamanda da büyük bir ihtimalle şey yapacağım. Belki ocağın sonuna doğru olabilir. Gaming İstanbul'da katılınca belki e, çoktan bir site açmış bile olabilirim. Böyle wiki gibi bir şey yapacağım. Kendi e, çapımda. Şimdi sabah oldu ama havada hala sis var. O yüzden ben birazcık daha kalacağım. Normalde bu saatlerde bitiririm videoyu biliyorsunuz. Ama havada çok yoğun bir sis var. O yüzden şey yapmak istemiyorum. Ee, bu şansı kaçırmak istemiyorum. Genelde bu kadar yoğun bir siste sahip olmuyoruz çünkü. Dediğim gibi bir e, wiki sayfası açacağım kendime. İşte GTA gizemleri, Red Dead Redemption gizemleri, Fallout gizemleri, İşte yakında bu gizemleri de olacak. Videolara gelecek hep. Söyleyeyim onu önceden. E, bütün bu oyun gizemlerinin ee, Wikipedia, Wikipedia değil ya, Bir iki sayfasını açacağım. İngilizce var böyle bir sayfa ama yetmiyor, yeterli bilgi vermiyor onlar. Ve Türkçe değil zaten. Herkesin anlayabileceği Türkçe bir sayfa açacağım ama hiçbir şey bulamadık. Sis de yavaş yavaş dağıldı. Bulut kaldı geriye. Yani sis gene var da çok az var. Neyse, o zaman burada ee, bitirelim videoyu çünkü cidden an anlatacak bir şey kalmadı. Yağmur mu yani ya? Yağmur yağıyor. Ben birazcık daha burada kalmak istiyorum o zaman. Havayı bahane etmiyorum da cidden böyle havalar bulmak o kadar kolay olmuyor. Hani şifre yazarım yazmasına ama bir anlamı kalmaz. Sanki arka planda başka bir ses duyuyorum ben Böyle bir avacit gizem araştırması için çok iyi Ve yağmur içeri geçiyor Anlaşıldığı kadarıyla Ben şu ana kadar bir şey göremedim. Bu videoda bir şey görememiz burada bir şeyin olmadığı anlamına gelmiyor. Ben tam aksine burada bir şeylerin olduğunu inanıyorum. Buradan e, çok ilginç bir bağlantısı olduğunu inanıyorum. Bir gizemler, belki bilmediğimiz bir gizemler. Hiç bilmediğimiz gibi bir gizem olabilir. Şu siyahlıklar ne ya? Bulut mu bu? Hareket ediyor bir de. Hava efekti herhalde bunlar değil mi? vay be havaya bak bu videoda pek ne oldu lan çok ilginç Oraya baştan gidiyoruz. Nerede öldük biz? Burada. Bir şeyler görmeye çalışıyorum. Şu anda inanılmaz şey durumdayım. Çok ee, panik modundayım şu anda. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Tam da şey diyordum. Tam da birilerinin sesini duyuyordum diyordum. Değil mi? Bana öyle geliyordu sanki birileri arka taraftan uğulduyor gibi geliyordu gene tabi rüzgarın uğultusu falan da olabilir o da Sanki böyle bir, birileri bir şeyler mırıldanıyor gibi geliyordu ondan sonra Adam öldü Zaten şifre falan yazsam ekranda şey çıkar e, Cheat activated diye falan çıkar Şifre falan yazmadım O yani oyunda tamamen modsuz şu an. ama hiçbir mod kullanmıyorum Türkçe yaman bile yok o kadar bu araştırmaları yaparken hiç, hiçbir şey kullanmamaya çalışıyorum. Sadece San Andreas. Neyse sabah oluyor. Çok ilginç ya. Cidden çok ilginç. Neyse o zaman bugün de böyle olsun ahbaplarım. Ee, izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Abone olmak veya daha fazla video izlemek istiyorsanız ekrandaki resimleri tıklayabilirsiniz. Yine ikinci kanalım olan Serda 146.5'un e, ee, link ile ekrandaki resimlerde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. bye bye